Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda yaklaşan referandum seçimlerine istinaden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Posta Gazetesi yazarına verdiği mülakatı haber niteliğinde kanalımızda sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez ülkeleri ziyaretinde Posta Gazetesi Ankara temsilcisi sizin de arasında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çift dikiş kampanya yapacağız. İdamı onaylamak boynumun borcudur diye belirtmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu için ilk mitingini aynı zamanda toplu açılış töreni için geldiği Kahramanmaraş'ta yaptı. Alanı 17 bin kişi doldurdu. İdam ister sloganları üzerine Erdoğan şöyle konuştu. Hedef olarak 16 Nisan'da evet oylarını halletmek. Mecliste geçmesi halinde bana geldiğinde bunu onaylarım. Çünkü bunu onaylamak boynumun borcudur. Cumhurbaşkanlığı sistemi kendisi için istemediğini anlatan Erdoğan şöyle devam etti. Ben faniyim. 16 Nisan'la çıkacağıma dair elimde belge var mı? Bu sistemi şahsıma isteyecek mücadeleyi nefsime verecek kadar karaktersiz değilim. Erdoğan seçilme yaşının 18'e indirildiğini belirtip 18, 20, 25 yaşında bakan olabilir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandumda evet kampanyasını başbakan ile koordineli olarak yapacaklarını belirterek şöyle dedi. 30 gün şehre gitmeyi hedefliyoruz. 30 büyük şehre gitmeyi hedefliyoruz. Hem başbakan hem biz ziyaretlerimizde çift dikiş olsun istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez ülkeleri ziyaretinde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Referandum kampanyası ile ilgili planlama yaptınız mı? Kaç vilayete gitmeyi düşünüyorsunuz? Planlama noktasında arkadaşlar belli bir takvim hazırlamak için çalışıyorlar. Geçen hafta biliyorsunuz Aksaray Hastane açılışı vesilesiyle Mersin'i ziyaretlerimiz olmuştu. Kahramanmaraş'ın ardından Cumartesi günü Elazığ, Malatya, Pazar'da Adıyaman, Gaziantep ziyaretlerimiz olacak. 5 ilimizi ziyaretle inşallah bu haftayı tamamlamış olacağız. Ziyaretlerimizi peyderpey devam ettireceğiz. Kampanyayı esas itibariyle Sayın Başbakan'la koordineli olarak götürüyoruz. 30 büyük şehrin tamamına gitmeyi hedefliyoruz. Hem Başbakan hem bizim ziyaretlerimizde çift dikiş olsun istiyoruz. Tabii inşallah yurt dışı seyahatlerimiz de olacak. Almanya, Belçika, Hollanda ayrıca belki İskandinav ülkelerinde bunlar İsveç, Finlandiya, Norveç ülkeleri, İzlanda ülkeleri, İngiltere gibi ülkelerdir. Evet, çıkınca partili olma süreci başlar. Referandumda anayasa değişikliği kabul edilirse Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için ...2019'a kadar 2 yıllık bir süre olacak. O 2 yıllık süre içinde bir hazırlığımız, bir planımız olacak mı? O geçiş sürecini sağlıklı şekilde hazırlamamız lazım. Örneğin partili cumhurbaşkanına geçişin ön adımı o süreçte olabilir. Referandum hayırlısıyla evetle neticelendikten sonra bizim partiye kayıt olma imkanımız doğacaktır. Buna mani bir hal yoktur. Partiye üye olma süreci başlayabilir. Bu tabii 2019'a yönelik bir geçiş sürecidir. Bu tür bir adım atılma noktasında bunlar da gündeme gelebilir. Şu anda zaten yönetim noktasında herhangi bir sıkıntı yaşatmadan süreci yaşıyoruz. Ama Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi fiili durumun hukukileştirilmesiyle de artık toplumun buna hazır hale gelmesi tabii ki büyük bir önem arz etmektedir. Hayırcılara baskı yok. Hayır demek isteyenlerin üzerinde baskı olduğu iddialarına cevabımız nedir? Cevabınız nedir? Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Böyle bir şey olamaz. Nitekim her akşam televizyonlarda anketörler
yazarlar, çizerler bu noktaya değerlendirmelerini yapıyorlar. Evetçi de yapıyor, hayırcı da yapıyor. Yapacaktır. Evet, savunanların varlığını hayırcılara bir baskı gibi savunmak doğru olmaz. Gerek Başbakan, gerek Sayın Devlet Bahçeli, gerek şahsım bizim için kutsal olan demokratik hakkımızı kullanarak meydanlarda, televizyonlarda konuşuyoruz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Hayırcılara baskı olur bahanesiyle bu hakkımızı engellemek tabii ki yanlış bir şey olur. Bizim hayır baskı diye bir derdimiz yok ama hayır demekte hayır yoktur. Bunu söyleme hakkımız da var. Anketler var mı? Gönlünüzden bir oran geçiyor mu? Bu tür şeyleri söylemek bizlerden daha çok anketlerin hakkı olsa gerek. Bunu ben söylersem yanlış olur. CHP onlarla birlikte hareket ediyor. CHP onlarla birlikte hareket ediyor. Hayır diyecekleri terör örgütleriyle, FETÖ ile aynı kefeye koymak bir baskı yaratır mı? Kimlerin hayır dediğine elbette bakmak durumundayız. Hayır diyenlerin safında kimler var? Mesela Dağ diyor. Hayır. Mesela Dağ hayır diyor. Onların desteğiyle parlamentoya girmiş olan HDP hayır diyor. Bunların aksini iddia etmem mümkün mü? Değil. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bunlarla beraber hareket ediyor mu? Bunlarla beraber hareket ediyor. Dolayısıyla şimdi burada bunlarla beraber hareket ettiklerine göre ben burada Şerre Rıza'nın şer olduğuna, kötülük olduğuna inanıyorum. Benim için evet de hayır demenin arasında fark bu kadar açık, net ortadadır. Bizlerin bu noktada hassas olması gerekiyor. Erdoğan 2023-2030 vizyonları. Erdoğan Türkiye'nin 2023, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu var. 2030 vizyonu içinde Türkiye etkin bir yer alırsa inanıyorum ki bizim de kalkınma sürecimize bunun da ciddi katkısı olacaktır. Suudi Kralı Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir ifadesini kullandı. DAEŞ Elbap'ta çökmek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başbakanı Donald Trump ile Suriye'de DAEŞ'in merkezi Rakka kentine yapılacak operasyonu konuştuklarını anlattı. Erdoğan şöyle dedi. PYD'yi devreden çıkarmaları gerektiğini söyledim. Rakka'nın DAEŞ'ten temizlenmesi işini bunlarla yapacaksanız biz orada yer almayız. Sizin ne PYD'ye ihtiyacınız var ne de YPG'ye. Bu işi koalisyon güçleriyle yapabiliriz dedim. Bunları değerlendiriyorlar. Değerlendireceklerini söyledi. Kaçıyorlar. Erdoğan Elbap konusunda şu bilgileri de verdi. DAEŞ Elbap'ta çökme noktasına geldi. Kenti boşaltma noktasına gelmiş durumdalar. Membiş'te, Rakka'da bu pekala başarılabilir. Bu gerçekleştiğinde bölgede havada farklı olacaktır. Turum ile güvenli bölge inşası için parayı bulacağını söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştüğünüz mü? PKK'nın Suriye kolu PYD FETÖ konusunda tavırları ne olacak? FETÖ konusunda desteklerini istedim. Aktardığımız tüm konularla ilgili CIA direktörü Pompeo'yu Türkiye'ye göndereceğini söyledi. Daha ayrıntılı bilgilenmiş olurum dedi. İki gün sonra CIA direktörü, CIA direktörü ilk yurt dışı ziyaretini bize yaptı. Kendisini ben de kabul ettim. Olanların görüntüler eşliğinde anlattım. Milli İstihbarat Teşkilatı ile 5-6 saat görüştüler. Suriye'de güvenli bölgeler konusunda yeni ABD yönetiminde bir yaklaşım değişikliği bekliyor musunuz? Güvenli bölge Sayın Trump'un da kullandığı bir ifade. Terörden arındırılmış güvenli bölge olabilmesi için oranın uçuşa yasak bölge olması lazım. Bu da yeterli değil. Orada bir de milli güvenliği sağlamak için bir orduya ihtiyaç var. EİT donat çalışması yaptınız mı?
yaptığımız Özgür Suriye Ordusu İSO, ÖSO buralarda güvenliğin sağlanması açısından çok önemli. Memiş de ÖSO olmalı. 4-5 bin kilometrelik alanda güvenli bölge oluşturulmalı. Güvenli bölgede konut inşası için Türkiye'nin katkı yapabileceğini söylemiştiniz. Bu konuya Almanya'da sıcak bakıyordu. Gelişme var mı? Almanya Başbakanı Angela Merkel başlangıçta yeter ki bize iltica olmasın yılda 10 milyar euro ayırabiliriz demişti. Ziyaretinde bunu da hatırlattım. Bu bölgede 500'er metrekarelik arsalarda özgür mimari ile konutlar yapabiliriz. Hem oradaki halkın dışarıya çıkmaya ihtiyacı kalmaz, hem de bizdekilerin dönüşü sağlanır dedim. Halen somut desteğe düşmedi. Şimdi durup bu işin mali olayını çözerim. İlgili dönerler oluşturmamız lazım. Bu dönerler ile gerekli adımları atarız diyor. Körfez ülkelerinden kaynak söz konusu olacak mı? Onu söylüyor zaten. Güvenli bölge, Fırat Kalkanı gibi konularda Rusya'nın bir itirazı var mı? Yok. Rusya sadece Elbap'ın daha güvenliğine bir batıya girmememizin da iyi olacağını söylüyor. Dolar 3 TL, 3 lira 50 kuruşun altına düşecek. Dolar 3,50 kuruş TL'nin altına düşecek. Dövizde nispi bir gerileme oldu. Para ve faiz politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Atılan adımlar şu arasında özellikle varlık fonu çok büyük önem arz ediyor. Varlık fonu ciddi bir güç kattı Türkiye ekonomisine, ama o kadar cahiller ki tutup bunun bir özelleştirme olduğunu iddia ediyorlar. Ne alakası var? Bunların hepsi karşı tarafa bir tür teminattır. Nitekim ilanı yapılır yapılmaz dolarda düşüş başladı. Şu an 3,64'ü görmüş vaziyette. Ben inanıyorum ki 3 lira 50'nin altına düşecek. Niye girdiler de olacak onun için? Türkiye ekonomi açıdan halen güvenli bir liman. Girdiler geldikçe kur düşecek. Hoşça kalın.